İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Sesli Düşünce programıyla daha karşınızdayız. Efendim, soğuk bir Konya akşamından diye girmek isterim söze. Kara hasret kaldığımız şu günlerde Konya ne kadar soğuk da olsa içimizi ısıtacak iki çok güzel konuğumuz var bugün. Aslında şu dönemde çocukların eğitim açısından zorlandığını söylediğimiz, konumuzun hep eğitim olduğu bir dönemde biz de dedik ki eğitimi eğitilenlerin kendisinden dinleyelim. Bu yoldan nasıl geçtiler? Neler hissettiler? Türkiye'de başarı elde etti bu gençlerimiz. Nasıl elde ettiler? Bunları konuşalım istedik. Bu nedenle yanımızda çok kıymetli iki tane konuğumuz var. Birisi 2019 Türkiye 12.'si İbrahim Ali ve bir diğeri de 2020 Türkiye YKS 25.'si Semih Mert Yorul. İki tane kardeşimiz bizlerle birlikte, ikisi de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretimlerine devam etmekteler. Onlarla bu yolculuğu birlikte dinleyeceğiz. Bu yolculuğu nasıl zorluklarla karşılaştıklarını sizlerle paylaşacaklar. Genç kardeşlerimize de, üniversiteye hazırlananlara da umarız bir tecrübe paylaşımı olur. Evet, şöyle sırayla başlayalım. Hemen en soldan Semih kardeşimiz bizimle birlikte. Türkiye 25.'si, evet. Konya 1.'si değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Semih'ciğim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle senden başlayalım. Kendini tanıt. Ben Semih Mert Yorul. Hocam sizin dediğiniz gibi Türkiye 2020'de YKS sınavında 25. oldum. Hı. Konya 1.'si oldum. Şehir Koç Fen Lisesi'nden mezun oldum. Şu an Galatasaray Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nin hazırlık sınıfındayım. Çok güzel. Bu kadar. Eyvallah. Pandemi dönemindeki öğrencilerden ve Galatasaray Üniversitesi'ndeki öğrencilerden biri olmak birazcık zor, belki biraz üzücüdür zor. Ama inşallah tez vakitte sen de kavuşursun i̇nşallah. Diyelim. Bir diğer konuğumuz İbrahim Ali, 2019 Türkiye YKS 12.'si, Konya 1.'si. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Nasılsın? İyiyim hocam, şükür. Siz nasılsınız? Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de kendinden kısaca bahsedersen. Hocam ben de Semih Mert gibi Şehir Koleji'nden mezun oldum. Fen Lisesi'nden. Evet. 2019 YKS Türkiye 12.'siyim. Aynı zamanda Konya 1.'siyim. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih ettim. Şu an 1. sınıfta okuyorum. Bunun yanında futbolu çok seviyorum. Şiir yazmaya da ayrı bir ilgim var diyebilirim. Çok güzel. Zaten ben aslında sizi özellikle bu nedenle çağırdım. Hem başarıyı konuşalım hem de bu başarıya giden yolda sizleri hatırladığım kadarıyla sosyal öğrencilerdiniz ikiniz de. Sosyal hala devam ediyor bu sosyalliğiniz. Bir süreç atlattınız. Bu sürece şuradan başlayayım. İkinize de aynı soruları soracağım. Yine Semih'le başlayalım dilersen. Pandemi döneminde ders çalıştın. Yani çalışmanın bir dönemi pandemiye denk geldi. Semih sen şöyle baştan alırsak nasıl hazırlandın? Üniversite hazırlık sürecin nasıldı? İlk başladığın zamanları hatırladığında vesaire bunlardan birazcık kısaca. Yani şimdi sadece 12. sınıf olarak düşünmek yanlış bence. Çünkü ben 11. sınıfta başladım bu işe. Hı hı. 11. sınıfta ben sınavlara girip çıkıyordum, denemelere girip çıkıyordum, dersime çalışıyordum ama ne istediğimi pek bilmiyordum. Hedefim yoktu. Sonra hukuk istediğimi fark ettim. Sonra üniversiteyi seçtim ve alanımı değiştirdim. Ben normalde sayısallaydım. Eşit ağırlığa geçtim. 11. sınıfta sakin bir şekilde, normal bir tempo ile çalıştım. Yazın 12. sınıfa kadar aynı şekilde çalıştım. 12. sınıfta hocalarımızla beraber Mart'a kadar güzel bir şekilde gidiyorduk. Mart'tan sonra pandemi girdi maalesef. Pandemide daha çok çalıştım çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi sosyal hayatımız pandemide azaldı. Pandemide azalınca daha çok çalışmaya başladık. Sınava kadar aynı şeyleri yaşadım. Hani 11. sınıftan 12. sınıfa kadar, 12. sınıftan sınava kadar her günü aynı şeyi yaparak, sınav günü dahil ekstra hiçbir şey yapmadım. Aynı şekilde takıldım, sınava girdim. Eyvallah. Yani ben demin tekrar bahsedeceğim. Gerçekten sıkıntılı ve psikolojik olarak problemli bir dönemdi Mart. Ne yapacağımızı bilemediğimiz, hem öğrenciler olarak biz öğretmenler olarak da acaba hangi yönergelerle devam edersek başarının gelebileceği konusunda bir ara bir insan ister istemez düşünüyor. Bunu iyi atlatıp da başarılı olabilmek çok güzel. Tekrardan tebrik ediyorum. İbrahim Ali senle başlayalım. Senin pandemiyle çok işin olmadı şükür öyle söyleyelim. Ama bu bir şeyleri de zorlaştırmış olmalı. Rekabet açısından vesaire ki ben hatırladığım kadarıyla çok önce başlamıştın sen çalışmalarına da. Buyur senden dinleyelim o süreci. Hocam ben süreci Semih'e nazaran biraz daha geriden başlatayım.
9. sınıftan başlatayım. 9. sınıfta matematiği çok seviyorum öncelikle. Matematiği çok sevdiğim için de 9. sınıfta diğer derslere çalışmadım ve sadece matematik çalıştım. Bu dönemde 9, 10, 11. sınıf lise matematiğini hallettim. Diğer derslere çalışmadığım için çok büyük bir boşluğum vardı zaten. Bunun faydasını diğer sınıflarda gördüm. Çünkü 9. sınıfın diğer dersleri çok rahatlıkla halledilebiliyordu ama matematik lise özelinde gerçekten zorlu bir ders. O yüzden bunun bana ekstra bir faydası oldu. 10. sınıfta aynen devam ettim sınıf derslerimi hallederek. 11. sınıfta da sınıf derslerimi hallederek ve yavaş yavaş 12. sınıfa hazırlanarak geçirdim. 12. sınıfta da nispeten biraz daha kendimi rahatlatmaya, mental olarak kendimi fazla zorlamamaya, yani psikolojik açıdan kendimi biraz daha rahat bir şekilde sınava hazırlamaya adadım. Çünkü belli bir süreden sonra sınavın içine bilgiye nazaran psikoloji de giriyor. Bu açıdan benim sınava hazırlanmamda arkadaşlarım çok büyük bir etkisi oldu. Arkadaşlarım her zaman onlarla konuşabilme imkanı ders aralarında, ders sonralarında beni rahatlatıyordu. Keza birbirimize soru sormamız, bilgilerimizi pekiştirmemiz fazlacaydı. Bunun yanında Mert'lerde bu imkan Mart'tan sonra olmadığı için biraz daha zorlanmışlardır. Mesela arka sıramda Berra vardı, ona matematik soruları soruyordum. Yanımda Emircan vardı, ona kimya soruları soruyordum. Böyle birbirimize eksik yedik yerleri tamamlayarak hallettik. Öncelikle ilk olarak arkadaşlarıma danışıyordum. Daha sonra hocalarıma gidiyordum bilgiyi kaynağından öğrenmek için. Bu da hem psikolojik olarak hem de akademik olarak beni rahatlattı. Benim 11-12. sınıfımda böyle geçti. Biraz test çözerek geçirdin o zaman 11-12 konuları, evet, tamamlamış hocam. Bir öğrenci olarak. Eyvallah. Şimdi ben şöyle devam edeceğim. Gelen sorulara da bakıyorum ara ara. Çok tatlı sorular var. Şuradan başlayalım. Simit, başarıyı nasıl tanımlıyorsun? Sence başarı, yani şöyle şu an biz sesli düşünce programımız. Düşünelim birlikte. Nasıl tanımlarsın? Yani bence ilk 10'a, ilk 100'e veya ilk 1000'e girmek değil. Elinden gelenin en iyisini yapmak. 25. olmak falan. Estağfurullah. Eyvallah. Ben hani potansiyelimi gördüm. Bence yapabilirim dedim. Elimden gelenin en iyisi bence bu dedim. Kafama koydum bu hedefi. Başarı benim için bu. Hani olmayacaksa da bunu yapamadım deyip başaramadım şeyine koymak bence doğru değil. Potansiyel varsa başarı. Potansiyelimi gördüm. Başarılı olarak da yapabileceğime inandım. Olabileceğini hissediyordun aynen. Sonuçta. Aynen. İnsan çünkü denemelerle hocam zaten belli oluyor. Türkiye'de 10. 1. 20. olunca gerçek sınavda neden olmasın dönüşüyor. Hani insan zaten kendini anlıyor ne yapacağını denemelerde hocam. O zaman kendi potansiyelimizi bilmek asıl başarıdır diyebiliriz aynen. Böyle de. Eyvallah, sen nasıl tanımlarsın? Hocam Semih'e katılıyorum öncelikle. Güzel bir tanımlama yaptı. Bunun dışında başarı sadece ders başarısı olarak görünmemeli tabii ki. Mesela bir insan resme yeteneklidir ve çok güzel resimler yapar, ileride bir sergi açar, ünlü bir ressam olur. Bu da bir başarıdır. Yani o yüzden başarıyı sadece ders başarısı olarak da sınırlamamak lazım. Mert'in tanımının üzerine bir şey böyle söyleyemem. Yani sosyal alanda da insan sadece sınavda sorulara doğru cevaplar verdiğinde değil, aslında hayatta doğru adımlar attığında, kendisi için mutlu olacağı şeyleri seçtiğinde başarılı olur diyebiliriz o zaman. Şimdi yine sizin sürecinize geleceğim. Şimdi bu süreçte biz öğrencilerimize hep diyoruz ki sadece çalışmanın yanında sosyal alanda senin bahsettiğin meseleler de önemli. Sanatta vesaire, resimde, sporda da insanın kendisini geliştirmesi gerekir. Tek yön, tek kanatta uçulmaz falan deriz sürekli. Sen, yine Semih'le başlayayım. Buna iyi bir örnek oldu oradan girişin. Semih, ders çalışıyordun ama dersin dışında sosyal hayatında neler vardı? 11. sınıfta pek çok şey vardı. Spor yapıyordum, yüzüyordum. Arkadaşlarımla çokça vakit geçiriyordum. Çünkü arkadaşlarımla böyle konuşmak etmek çok hoşuma gidiyordu. Kafamı boşaltıyordu en azından. 12. sınıfta sadece dışarıda buluşmaya başladım. Sporu biraz bıraktım. Çünkü zaten beynim çok yoruluyordu ki bence beyin yorgunluğu vücudu en çok etkiler. Yani fiziksel olarak çok yorulmam etkilemiyordu ama hani 10 tane soru çözmek çok daha fiziksel aktivite bedeldi benim gözümde.
Ondan sadece arkadaşlarımla konuşuyordum. Sonra zaten Mart'tan sonra benim için bu imkansız oldu ama İbrahim büyük ihtimal gezip dolaşıyordu. Doya biz de basket oynuyordu. Son hafta dedim ki İbrahim'e, ya son hafta demişim. Son bir ay, son iki ay geldi. Bize basket oynuyor. İbrahim dedim bak sakatlayacaksın, bir şey olacak, son bir ay girme. Girdi, o maçta da sakatlanmıştı, hiç unutmuyorum. Burnuna bir şey olmuştu. Eyvallah. İyi atlattı. Korkusuzca evet, devam edelim senden. Hocam insanın dediğim gibi önceden psikolojik olarak kendini rahatlatması lazım. Evet. Psikolojik olarak kendini rahatlatma asıl olarak sportif aktiviteleri yapınca insan çok rahatlıyor. Arkadaşlarımla halı sahaya giderdim. Semihlerle basketbol oynardık. Bunun dışında deneme sonraları mesela arkadaşlarla oturup sohbet ederdik. Bazı derslerden kaçardık. Hocam çünkü bunu yapmayınca bir süre sonra insan bıkıyor ve bıktığı için de bu sefer bu ders başarısına etki ediyor maalesef. Tabii bunun yanında çeşitli edebi işlerle uğraştık. Evet. Yani sadece spor alanında değil. Mesela ben tiyatro oynadığını hatırlıyorum, şiirler yazdığını hatırlıyorum. Bunda ödül de aldığını hatırlıyorum okulda. Evet hocam. Yani düşünsenize Türkiye 12.si oluyorsunuz. Şunun için sordum aslında. Bizim genel olarak Türkiye'deki öğrencilerde şu var. Sadece ders çalışmalıyım. Başka şeyler benim vaktimi alacağı için hazırlanamam. Hatta işte telefonu bir köşeye tamam bırakıyorsunuz, sosyal hayatı bırakıyor, arkadaşlarla iletişimini koparıyor. Başarısız olduğu anda büyük bir psikolojik bunalıma giriyor. Çünkü her şeyini kaybettin. Ama sosyal becerilerinle birlikte bunu süslediğinde ki sizde görüyoruz, başarısız olsan bile yeniden bu işe hazırlanabilirsin gibi ilk zamanlarını işte hatırladığım kadarıyla ve örnek de veriyorum. Çocuklara diyorum ki bakın böyle böyle arkadaşlarınız şiir yazdılar, tiyatro oynadılar, çıktılar, gezdiler, eğlendiler. Kendimizi kapatmamalıyız o zaman yani. Öyle anlıyorum değil mi? Asla hocam. Kendimizi hatta açmalıyız. Hı hı. Daha, bırakalım. Ders yok hocam öyle değil yani. Her şeyi kararında yapmak önemli. Bir plan önemli sanki. Bir plan önemli. Yani mesela akşam 8'de 10 arasında ders çalışacağım diye bir plan belirlediyseniz o 2 saatte ders çalışmaktan başka bir şey yapmamanız lazım. 11 arasında mesela basket oynayacağım dediğiniz zaman 10-11 arasında basket oynamak dışında başka bir şey yapmamanız lazım. Yani kendinizi sadece bir işe odakladığınız zaman, yani böyle saat aralıklı, her işi yapabiliyorsunuz. Keza ben tiyatro da oynadım, şiir de yazdım, basketbol da oynadım, futbol da oynadım. Bunlar özgüvenini de arttırdı değil mi? Özgüvenini de arttırdı. İnsanlar tarafından takdir de gördüm. Bu insanı hem geliştiriyor hem de tekrar başa dönüyorum, rahatlatıyor. Eyvallah. Önemli. Şimdi başka bir soruyla devam ediyorum. Teşekkür ederim cevaplar için. Yine bir öğrenci arkadaşımızdan bir soru gelmiş. En yapamam dediğiniz anda nasıl toparlandınız? Ya da hani ya pes ettiğiniz bir an oldu mu? Olduğunda nasıl toparladınız? En yani? Yapamam dediğimde bıraktığım oldu. Yani bırakmadım değil, peki bıraktım. Peki bu ilk başlarda mı? Nerede oldu bu süreçte? Bu kendime güvendiğim zamanda aynı bir darbe yediğimde oldu. Yani kendime çok güveniyordum. Güzel sonuçlar alıyordum. Sonra hiç beklemediğim bir sonuç arda arda gelmeye başladı. Bir bıraktım. Bir hafta kadar. Yani bırakmak değil de şöyle inancımı yitirdim, olmayacak. Yani ders çalışmaya devam ama bir inanç yok ortada. Ama sonra hani bu aslında bir süreç olduğunu fark ettim. Bu kötü olmasaydı, her zaman iyi gitseydi daha sıkıntı bence zaten. Kötüyle ben kendimi görüyordum. Yani hata yapabileceğimi, insan olduğumu görüyordum. Bu da bana daha çok hani buna da çalışmalıyım, buna da yapmalıyım. Her zaman zaten hepsini doğru yapsam çalışmazdım. Hayatta hata yapmazsak değil mi? Aynen. Genel olarak başımıza ileride gelebilecek problemlerde buna nasıl tepki vereceğimizi de bilemeyiz. Aslında sınav dediğimiz mantık budur. Hatalarını görmezsen, eğer hata yapmazsan başarılı olamazsın gibi. İbrahim senle devam edelim. Hocam Mert çok doğru şeyler söyledi. Mert'i destekleyerek. Hocam doğru şeyleri söyleyenleri destekliyorum. Eyvallah. Hocam Mert doğru söyledi aslında işte hata yaparak gelişmek babında. Ben de hata yaptığımda çok üzülmezdim yani. Deneme sonrası ne bileyim 10-15 let aşağı geldiyse oturup ağlayan insanlardan olmadım hiçbir zaman. Hatta işte aşağı gelmeden herhalde. Yok estağfurullah hocam. TYT sınavından iki gün önce bir deneme yapılmıştı okulda. Türkçem 9 yanlış gelmişti. Ben Türkçe Türkçem 9 yanlış gelmişti ve
bunu yapmayacağım, normal zamanda bunu yapmayacağım biliyordum. Stresten dolayı yaptığımı da biliyordum. Çıktım dışarı, arkadaşlarımla normal sohbet, muhabbet. Hemen Türkçe hocası geldi. Oğlum 9 yanlış yapmışsın, ne bu halin falan, hala gülüyorsun falan dedi. Dedim hocam stresten ya, yapmayız gerçek sınavda. Yani neyi neden yanlış yaptığımı biliyordum. Kendini aslında. Kendini tanımak çok güzel, evet. Şöyle, normal zamanda da, bu sınav öncesi arifesinde değil, normal zamanda da yanlış yaptığımda mesela 15-20 net aşağı geldi. Bir sınav hiç unutmam. Katladım denemeyi, arka cebime koydum. Konyaspor Göztepe maçına. Çok güzel. Hemen gittim hocam. Çünkü onu unutmam lazım. Eve geldiğimde denemeyi açtım. Baktım neyde eksiğim var, neyde hata yapmışım. Onları tamamlamaya yönelik soru çözdüm. Çünkü denemeye ağlamak ya da deneme sonrası ağlamak, ne bileyim üzülmek, yapamayacağım gibi şey yapmak sadece kendine zarar vermektir. O yanlışları görüp onların üzerine gitmek bence çok daha mantıklı. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yine sorular var ama ben farklı sorularla da devam edeceğim. En çok öğrencilerin sorduğu, söylemek istediği şey, yani biz 9. sınıfta çocuklar hep uyarıyoruz. 10. sınıfta bakın oğlum şimdi halledin bazı şeyleri, rahat edeceksiniz. Böyle bir şey var mı gerçekten? Siz tecrübeyle bunu gördünüz. Yani, 9. 10. sınıf çok önemli mi? Önemsiz demeyin de. Hayır, kötü örnek olacağım ama hani 9-10'da sınav gününden önce çalışıyordum açıkçası. Çünkü o zaman hedefim de yoktu. Yani hedef olmayan bir adam nasıl çalışsın? Ben öyle hedefim olmadığı için ben 11. sınıfa kadar pek YKS odaklı çalışmadım. Sadece sınavı geçeyim, sınavda güzel bir not alayım, ortalamamı yüksek tutayım anlamında çalıştım, eyvallah. Ama 11. sınıfta asıl bu maratona girdim. Hani bu yüzden güzel bir örnek olamam pek ama. Peki şey mi diyorsun yani? Hedefin yoktu. Peki 10. sınıfa geçerken 9 konularını bitirmiş miydin? Yani pek eksiklerin çok muydu? Öyle yani şey. Şöyle, sınav konularını biliyordum. Ama sınav dışındakileri bilmiyordum. Bana o hafta çıkacak sınav konusunu sorsanız bilirdim. Ama genel üniteyi biliyor muydum? Bilmiyordum. Eksiklerim tabii, vardı. Tabii tabii. Çok fazla vardı. Sonradan o zaman bayağı mücadele etmek zorunda kaldım bununla. Tabii. Okul dışında kendin işte dershane vesaire gibi destekler, katkılar da oldu mu bu süreçte? Dershaneye derslerden aldım. Dershanelerden dersler aldım. Ama önemli olan benim için dışarıdan en çok aldığım takviye diyeyim. Dershanelerde ve kurumlarda sınava girmek oldu. Hani dersten bence daha önemli bir şey kendini bu. Kendini gördün. Okuldan başka bir sınava girmek. Çünkü okul her zaman aslında dönüp dolaşıp aynı şeyi soracak. Çünkü kendi hocan, kendi dersin bu kadar. Ama dışarıda bir dershaneye, dışarıda bir kuruma girdiğin çok zaman... Çok kolay bile olsa değil mi? Aynen, tabii ki tabii ki. Olay farklı bir şey görmek. Hani ben bunu çok tavsiye ederim. Tabii pandemide hani bu olmayabilir ama... Online aslında imkanlar da çok fazla. Belki olabilir. Çok mi? Takip etmedim o olayı ama dershane veya başka bir kurum herhangi bir sınav yapıyorsa online de olabilir. Kesinlikle girilmeli. En kolayında en zoruna da. Bizde şey vardır, holiganlık vardır. Ben işte şuraya aitim, onun sınavına mı gireyim? Hayır yani. O tabii ya, çok saçma. Bu dönem için çok saçma. Eyvallah. Çünkü ben hani bir sınava girerken, bir konuyu çalışırken hocanın anlattığı şekilde çalışıyorum. Ama hocanın anlattığı şekilde soru görmeyeceğim sınavda. Evet. Ondan farklı göreceğim aslında. Tabii, tabii. O yüzden bir hoca değil, 10 hocadan soru görmem lazım. Kesinlikle. Peki İbrahim, bu süreci yine aynı sorular. Doğru söyledim mi İbrahim? Soruları unuttum hocam. Hocam hatırlıyorum soruyu. 9. sınıf vesaire. Hocam 9. sınıfta ben programın başında söylediğim gibi sadece matematik çalıştım. 10. sınıfta da şey derslerini hallettim. İşte sadece sınıf derslerini hallettim. Çok ağır bir çalışmam yoktu. Genelde rahat takılıyordum. Ama özür diliyorum. Ben 10. sınıfta bir sahne hiç aklımdan gitmiyor. İki tane öğrenci gösterilmişti bana. İşte bakın hocam bunlar derece yapacak falan diye. Bir de kız öğrencimiz vardı o zaman. O zamandan hatırlıyorum. Daha 10. sınıftan denemelerde falan bayağı iyi sonuçlar aldığını hatırlıyorum ben senin. Şimdi seyirciyi yanıltmayalım. Estağfurullah hocam. Buyurun yani. Hocam matematiğim iyi olduğu için bir adım öndeydim her zaman. Bununla birlikte ben konuyu öğrendikten sonra, üstüne biraz soru çözdükten sonra çok yani çok ağır çalışmıyorum açıkçası. Çünkü konunun özünü kavrayıp daha İyi sonra... de bir dinleyicisin evet, o zaman. Aynen hocam. Dersi derste hallediyorum. Bu arada oturup not da tutmazdım. Üniversitede biraz zorluğunu görüyorum ama oturup not da tutmazdım. Ellerim cebimde, arkama yaslanarak dersi dinlerdim. Ve aklımda kalırdı. Bununla birlikte Mert'e katılıyorum. Mert'e katılıyorum. Doğrudur. Hocam çünkü yani bu işin bir raconu var. Evet. Ve raconuna uyanlar
başarılı oluyor diyeyim. Dershane sınavlarına katılmak çok önemli. Ben şöyle bir şey yapmıştım 11. sınıfta, hiç unutmam. İsim vermeyeyim, reklam olmasın. 3 tane dershanenin bursluluk sınavına girdim. İkisinde birinci oldum, birinde ikinci oldum. Bir arkadaşım, tanıdığım bir arkadaşım geçmişti beni. Ve hepsinden %100 burs geldi. Dedim ki ben sizin denemelerinize girsem sadece, sınavlarınıza gelmesem olur mu? Onlar da kabul etti. Ve o hafta ne zaman müsaitsem o dershanenin sınavına giriyordum. Başka Konya'daki başka insanlarla yarışıyordum. Kendi seviyemi görüyordum. O manada dershane sınavları gerçekten önemli yani. Eyvallah. Yani farklı öğrencilerle kıyaslanmamız evet. gerekiyor. Yine sorular gelmeye devam ediyor ama ben önce aklımdaki soruları bitireceğim. Şöyle, siz fen lisesi öğrencisiniz. Bir sonuçta fen lisesi, yani siz ne kadar başarısız deseniz de 9-10'da fen lisesi kazanmış bir iki öğrenci var karşımızda. Bunun bir etkisi var. Zaten temeliniz ortaokuldan itibaren var. Yani şey gibi, bazı seyircilerimiz yanlış anlamasın. 11-12'ye kadar Mert durdu. 11-12'de bir başladı, işler değişti vesaire değil. Ya da İbrahim için de aynı şey geçerli. Fen lisesi öğrencileri, sayısal grubu öğrencileriydi. Daha sonra bir tercih olarak eşit ağırlığı tercih edip hukuk yazdınız bu derecelerle. Hem soruyu da sormuş olayım aslında. Bu derecelerle eşit ağırlığa sayısaldan neden geçmeyi tercih ettiniz? Ya da böyle bir başarının sonucunda neden hukuk ya da daha farklı bir şey ister miydiniz? Şöyle başlayalım. Ya ben 11. sınıfta sınavlara girerken sonuçlar geliyor mu diyorum ki ben hani bu sonuçlarla ne yapacağım? Hangi üniversiteye gideceğim? Hangi bölüme gideceğim? Bilmiyorum. Bir oturdum düşündüm bir hafta, iki hafta. Benim insanlarla sosyal olmam lazımdı. İnsanlarla konuşmam lazım. İnsanları ikna etmeyi çok seviyorum. İnsanlarla tartışmayı çok seviyorum diyeyim. Sayısaldaki bölümlerin hiçbiri de, yani hiçbiri demeyeyim ama benim için sana hitap etmiyordu bana yani. Bana hitap etmiyordu, hiçbiri demeyeyim yanlış olmasın. Eşit ağırlıklı hukuk böyle tam gözüme parlamaya başladı. Ya diyorum sayısalcıyım, fenliyim, geçmeyeyim. Geçersem şimdi sıkıntı, herkes laf eder. Evet. Sonra düşündüm, taşındım. Laf edeceğinden ziyade kendimin mutlu olması önemli. Bunu fark ettim. Bu süreçte İbrahim'le konuştun mu hiç? Tabii. Tabii. Var yani benim için mükemmel bir örnek. Eyvallah. Çünkü eyvallah. Tam istediğim yere, tam istediğim dereceyle gitmiş bir kişi. Çok da yardımcı oldu sağ olsun bu dönemde. Dedim ki insanlarla konuşmam lazım. İlk önce ben bölümü seçtim. Bence insanların bölümü seçmesi lazım. İnsanlar üniversite seçiyor. Bu da bence yanlış. Bölümü seçip, bölümden sonra da üniversiteyi seçip sonra alanı ayarlamak lazım. Yani hukuk istedim, Galatasaray Üniversitesi istedim. Benim bölümüm, alanım eşit ağırlık. Bu kadar basitti benim için. Bu adım adım ilerledi. Sonra kafama koyunca hocalarıma söyledim. Buradan Türkçe hocama söylediğimde aklıma geldi. Ruşen Hoca. Sağ olsun ilk geçtim dediğimde yapma ya demiş. Sevinmişti canım eşit ağırlığı. Ben de öyle zannettim ama fen lisesinden birisinin geçmesi hani çok üst derece bir üst seviye bir derece yapması lazım. Hani beklenen o. İlk öyle bir dedim, şaşırdım. Sonra ama aksine tüm hocalarım bana daha çok destek olmaya başladı. Çünkü bambaşka bir yola girdim. O şekilde seçtim. Eyvallah. Aynı şeyler senin için de geçerli. Hocam ben artık... Sen çok mu önce karar verdin hukuka, yoksa sen de mi 11. sınıfta? Hocam şöyle, ben ortaokulda sosyal bir alan okumak istediğimi kararlaştırmıştım aslında. Gerek edebiyata olan ilgim, gerek insanları sevişim. İlişkiler insanı sevmek babında 9. sınıfa gelince dedim hukuk sosyal bilimlerde en ağır bölümlerden yani biri. En iyisi bu. Evet, yani en iyisi bu. Buna göre çalıştım. Ondan 11. sınıfa geçerken babama dedim ki fen lisesindeyim. Babama dedim ki baba ben hukuk okumak istiyorum dedim. Babam önce bir garipsedi, durdu. Bizim ailede çünkü hukukçu hiç yok. Babam doktor, annem doktor. Hep tıp üzerine, hep sayısal üzerine gitmiş bir abim aile. Abim de tıp okuyor. Bir şaşırdı. Dedi ki o zaman en iyisine gireceksin dedi. Ben de eyvallah dedim. Ona göre çalıştım. Okula gidip bunu beyan ettiğimde hiç unutmam, matematikçi Mert gibi bir anım var. İzzet Hoca şey dedi. Yapma ya dedi. Geç biz senden sayısalda işte iyi bir mühendislik, Boğaziçi bilgisayar falan filan. Dedim hocam ben sevmiyorum yani. Hukuk okumak istiyorum. Bu alanda da işini, hakkını en iyi veren üniversite Galatasaray Üniversitesi.
Bu yüzden Galatasaray Üniversitesi'ne girmek istiyorum dedim. Onlar da eyvallah dedi. Aynı şekilde yardımcı oldular bana. Eyvallah. Ya aslında şu çok güzel. İstediğine yere gidiyorsun. Ya şimdi bizim genel olarak öğrencilerimiz Türkiye'de istedikleri yere değil de hani mühendislik bu işin en iyisi o mu? Ben en iyisine gideyim ama istiyor muyum istemiyor muyum kimse bunu çok sormaz. Ya da aileleri ne istiyorsa orayı tercih ederler. Burayı isteyerek gittiğiniz için belki hayatınızı çok çok etkileyecek başarı alanında bunu siz daha iyi biliyorsunuz artık işin içindesiniz ki mutlusunuzdur en azından yani değil mi en azından öyle hissediyorum. Evet. Ya hocam şöyle biz kendi adıma söyleyeyim ilk başta hani benim istediğimle istediğimle en iyisi denk geldi diyeyim. Hani mesela Boğaziçi ekonomi isteseydim en yüksek sıralama onun değil ama ona göre çalışacaktım. Onu isteyince de çok mutlu olacaktım yine. Sadece denk geldi bu ikisi yani Galatasaray Hukuk en yüksek sıralamaya sahip okuldu. Benim de istediğim okuldu. Hani en yüksek oydu. En yüksek başarı oraya giderim gibi bir düşünce olmamalı zaten böyle bir düşünce. Hani çünkü 5 sene okuyacağım orada. İstemeyerek bir yere gitmektense imkansız, değil mi? İmkansız. Öyle. Ya okumak da imkansız isteyemeyerek. Bitmeyecek bir üniversite. 5 yıl biter mi hocam? Eyvallah. Sen de ekle katılmayarak. Hocam ben çok mutluyum yani. Okula giderken mutlu olarak gidiyorum. Çok, şey çok, çok önemli bir şey. Sana. Yani büyüklerim sürekli der. İşine giderken mutluysan o işte başarılı olursun. Hı-hı. Ben de okuluma giderken her gün sabah 7:20'de uyansam da, hava karanlıkken uyansam da mutluydum Şafak hocam. Şafak operasyonu gibi okula gidiyor. Evet hocam. Mutluydum okula giderken. Arkadaşlarımla beraber olmaktan, birlikte olmaktan. Yani hocam mutlu olduğunuz şeyi yaptım. En güzel. Yani bu da aslında demek istediğimiz. Yine sorularla devam ediyorum. Bunu sorduk. Neden Türkiye derecesi yapıp da hukuk okuyorlar? Bu alan onların hayali mi vesaire diye konuştuk. Günlük kaç saat çalıştılar diye bir soru var. Şöyle alalım. Nasıl? Günlük. Hatta bunu şöyle birleştireyim. Özür diliyorum. Diğer bir soruyla da benzerlik gösteriyor. Günlük kaç saat çalışıldı? Konu tekrarlarını nasıl yaptınız? Ve yine sana bu. Pandemide nasıl rahatladın? Kafanı nasıl rahatlattın? Pandemide genelde ilk önce son soruyu cevap benim sondan gelecek. Eyvallah. Pandemide genelde sosyal medyada arkadaşlarımla konuştum. Sosyal medyayı takip ettim. Hani son dönemlerde değil de son döneme kadar öyle oldu. Çünkü başka da yapacak bir şey olmadı. Çünkü dünya bir şeyler oluyor. Aynen. Ben takip etmemem lazım. Çünkü takip edersem eğer bu şeyden kopacaktım. Serüvenden kopacaktım. Sadece arkadaşlarımla konuşarak devam ettim pandemide. Diğer soru neydi hocam? Sıkıntı yok. Ben hatırlatacağım sana. Kaç saat değil mi? Günde kaç saat çalıştın ve konu tekrarlarını nasıl yaptın? Ya saat olarak düşünmedim aslında. Ben bu konuyu anladım mı? Mesela bir günde 5 saat çalıştığım da oldu, 1 saat çalıştığım da oldu. Hiç çalışmadığım da çok oldu bu arada. Mesela diyordum ki bu konuyu anlayana kadar çalışacağım. Bu 3 konuyu anlayana kadar çalışacağım. Bu 3 konuda bana bir soru sorduğunda veya bir denemeye girdiğimde bu sorudan kaçmayacağım. Benim için en büyük ölçüt de buydu. Denemede o soruyu gördün mü beni ter basmayacaktı. Yani o kadar emin olacaktım ki o kadar emin olduğumdan. O soruyu gördüm mü korkmayacaktım. Bu seviyeye gelene kadar çalışıyordum. Saat olarak değil. Bunu bir saatte de halledebilirim. Konudan konuya çok değişiyordu. Yani günlük kaç soru çözmek değil aslında. Tabii ya ben o gün sosyal derslerinden çözüyorum. 1000 soru çözmüşümdür. Hani çok absürt bir rakam ama 100 soru da matematikten çözebilirim. Belki eşdeğerdir saati benim için. Hani 100 soruyu 1 saatte çözerim misal. 1000 soruyu 2 saatte çözerim. Ama ikisinin kattığı şey aynı şey değil. Biri matematik, biri tarih. Soru sayısı da önemli değil. Çünkü konuyu anlamam önemli. Kimse bana ÖSYM'ni sınava girerken şey demedi. Sen kaç soru çözüyordun? Denemelerde kaç yaptın? Demedi bana. Kaç soru çözüyordun? 100 çözenler şuraya geçiyor. Kimse demedi. O konuyu anladığımı ölçüyor. Böyle o konudan 1000 tane soru çözen 5 puan fazla başlıyor diye bir şey yoktu. Kesinlikle. Ya yani böyle düşünmemeli. Kesinlikle. 10 soruyla bu işi bitirebiliyorsan. Üstüne çok da vakit harcamaya da gerek yok. Hatta zarar bile. Eyvallah. Senle devam edelim. Sen pandemi görmedin. Evet, özellikle günlük ne kadar çalışıyordun ve konu tekrarlarını sen de nasıl yapıyordun? Hocam ben haftalık sistemi uyguluyordum. Şöyle ki her salı günü, niye salıdan başladıysam bilmiyorum. Mübarekliği mübarekliği de yok. Her salı günü o hafta yapacağım şeyleri yazıyordum bir tane ajandaya. Ve bir hafta içerisinde onları tamamlamaya çalışıyordum. Konu tekrarına gelecek olursak, yani haftalık sistemden demek istediğim günlük bir çalışma sistemi yoktu. Bir gün 5 saat, bir gün 2 saat çalışabiliyordum. Tamamen yine konuya bağlı.
Konu tekrarına gelecek olursak ben defter tutmuyordum. Bununla birlikte konu anlatımı... Yani? Her konu anlatımlardan vesaire mi kapatıyordun? Konu anlatımlı bir kitabım da çok yoktu. Edebiyattan vardı sadece. Hocam ben soru üzerinden gidiyordum. Bilmediğim bir konudan bile açıp soru çözüyordum. Yani dinledin, kafanda bunu oluşturdun. Daha sonra sorudayken sanki öğreniyorsun, öyle mi anladın? Evet hocam, soru görüyordum ve yanlış yapıyordum mesela çoğunlukla. Mesela ilk test edebiyatta hiç unutmam, bilmediğim bir konu. Tamamen genel kültürle çözmeye çalışıyordum. 2 doğrum çıkıyordu mesela 12 sorudan, 2 doğru. Sonra yaptığım yanlışlara konu anlatımlı kitaptan bakıyordum. Ve o yanlışları teker teker düzeltiyordum. Ben biraz daha sıkılan bir insan olduğum için maalesef okuyamıyorum konu anlatımlı kitaptan. Böyle bir yöntem buldum kendime. Ki sıkılmadan bir şeyler öğreneyim, dersi bırakmayayım diye. Şu an üniversitede onu yapmak biraz daha zor. Mecburen oturup okuyorum. Eyvallah. Kesinlikle not tutmak kolay değil. Her yiğidin harcı değil, öyle söyleyeyim. Sen not tutan bir öğrenci. Ben hiç tutmadım hocam. Sen de mi tutmadın? Arkadaşlar not tutmayanlar şu kamera. Defterim yok desem yeridir yani, yok hakikaten. Ya ben de bunu çok önermek istemiyorum, güzel bir şey değil ama hayatın bir gerçeği galiba. Şimdi sizin biraz sosyal yönleriniz, belki sözel zekanız da çok kuvvetliyse bu etkili olabiliyor. Ben de hayatta yazmaktan ve not tutmaktan nefret eden bir tip olarak üniversiteyi kazandım vesaire, ama bu sosyal, ben de sözelci bir insanım. Yani siz belki sayısalda çok daha farklı bir yere geldiniz. Bunun etkisi var gibi sanki, değil mi? Hafızanızda tutabiliyorsunuz dinlediğiniz. İyi bir dinleyicisiniz. Şimdi bazı öğrencilerimiz var, dinlemiyor, not da tutmuyor. Hocam ben anlamadım diyor. Buna bir reçete düşünüyorum. Bir soru daha. Öğretmenlerimizin bu süreçte etkileri neydi? Rehber öğretmenlerimizin etkileri var mı? Öyle söyleyelim. Tabii ki var ama hani ben genelde konuları bitirmiştim. Konuları ikinci olarak dinliyordum. Yani çift dikiş gitme mantığı vardı bende. Hocalarımın en çok bana kattığı şey soru çözüş şekli. Soruyu zaten hani artık şu dönemde bilgiyle hocanın öğretmesi mümkün değil. Tabii tabii. Tamamen her sınavda bambaşka bir şekil geliyor. Hoca sadece bu şekilde şunu düşün. Şunu da bunu düşün. Paragrafı okurken ilk şuradan başla. İpuçları verir. Anahtar yöntemler hocanın söyler. En büyük kaçacağı şey bu. Bir soru, bir soruyu doğru yaparız. Tamam, öbür sınavda yapamayabiliriz. Ama bize şekli öğrenirsek eğer, nasıl yapacağımızı öğrenirsek 10 sınavda da doğru yaparız. O yüzden ben en çok hocaların taktiklerini dinliyorum, dinliyordum diyeyim. Yani rehberlik sana bu konuda, yani rehberlik en başta programa da misafir oldu Cevdet Hoca. İlk ben işte eşit ağırlığa geçerken en büyük destekçim, en büyük ailemle konuşan ikna eden kısım Cevdet Hoca'ydı. Eyvallah. Sağ olsun o çok yardımcı olmuştu bana. Ya böyle konularda mesela hani herkes için geçerli bir şey değil sayısaldan eşit ağırlığa geçmek veya tam tersi, ama büyük bir değişim yapacaksanız veya büyük bir hedefiniz varsa rehberlikten bunun olup olamayacağını bir sorun. Tabii. Ya mesela ben eşit ağırlığa geçtim, böyle bir şey istiyorum. Olur mu hocam? Ya şunu diyeceğim ya, kafamıza göre kalkıp da tabii, ben tabii böyle düşünüyorum. Yani, bu işin içinde olan insanların sanki fikirleri çok önemli. Yarın eşit ağırlığa geçtim deyip yani iki hafta düşündüm. Bu konu iki hafta, belki 2-3 hafta düşündüm. Yani bir anda geçtim, artık buna çalışayım, geri döndüm, ona geri geleyim. Bir şey karar verirsek kesin verelim. Süreçte öğretmenlerin de fikirlerini dinledim. Tabii tabii. Yapma eyvallah ya diyerek tekrar. Her program selam gönderiyorum hocam tekrar. İbrahim'cim senden de. Hocam şöyle diyeyim, aynı okuldan mezun olduğumuz için ve bir üst dönemi olduğum için ben Mert'e göre biraz daha denektim. Yani hocam ne olacağını bilmiyordu yani. Eyvallah. Yol karanlıktı. İlk defa sen değil mi? Evet hocam. O yüzden hocaların Mert'e yaklaşımı daha pedagojik oldu açıkçası. Bende pek bir pedagojik şey yoktu. Sana güvendiler mi? Öyle mi diyelim? Hocam, İbrahim yapar. Hocam bakalım ne olacak tarzında. Yani önden gidiyor ama bakalım ne olacak tarzındaydı. Şemsettin Hoca vardı. Bizim dönemimizde bizimle ilgilenen rehber hocası olarak. O biraz bizi şey yapıyordu. Yanına gidiyorduk falan. Sohbet muhabbet ediyorduk. Yani derse katkıdan çok biraz daha rahatlatıyordu bizi. İşte hocalarla konuşuyorduk. Dediğim gibi ben önce sorularımı arkadaşlarıma soruyordum. Çünkü öğrenci öğrenciyi daha iyi anlıyor ve kesinlikle daha iyi anlatıyor. Hoca biraz daha üst perdeden anlatıyor. Ama şansınız fen lisesi sınıfı. Yani çalışan öğrenciler. Şimdi Anadolu'daki ya da farklı gruplardaki öğrenci bunu çok yapamıyor. Arkadaşına sorsa yürü git lan falan diyebilir ya. Evet hocam. Sizin şansınız öyle. Hocam şöyle de bir şey var. Ben üniversiteye geçtiğimde bizim arkadaşlar, eşit ağırlıkçı arkadaşlar diyor ki işte şu arkadaş vardı, şununla şöyle rekabet ediyorduk falan.
Ben lise dönemimi düşündüğümde benim etrafımda hiç eşit ağırlıkçı arkadaşım yoktu. Ben sadece TYT'lerimi arkadaşlarımla karşılaştırabiliyordum. Bu da sayısalcı gibi çalışıp eşit ağırlıkçı gibi sınava girmeme neden oldu. Bu bakımdan bana artısı oldu diyebilirim yani. Muhakkak. Bu arada Ruşen Hoca'nın selamı var. Aleyküm. Onları çok seviyorum. Eyvallah. Demiş Ruşen Hoca'mızla. Süremiz bitmek üzere. Bitmeden son birkaç soru daha size ileteceğim arkadaşlar. Süreç farklı farklı dönemlerim öyle söyleyeyim. Çünkü bir sene çok önemli. Çok şey değişebiliyor. Yani hayat tarzı, sosyal yaşantılar vesaire değişebiliyor. Hiç ya bu sene mezuna bırakayım diye düşündünüz mü? Senle başlayalım bu sefer daha önce olduğu için. Yani şey aklından geçtim. Ya ben daha sınava girmeden ya bu sene olmazsa seneye yaparım gibi bir düşünce oldu mu sende hiç? Hocam ben mezuna kalmayı açıkçası hiç düşünmedim. Yani kötü gelirse bile başka bir üniversiteye girip orada iyi bir ortalama tutturup yatay geçiş düşündüm. Ama hele bir sınava girelim de ondan sonra düşünürüz mantığıyla. Sınavdan yani sonra erteledim o düşünceyi. Bu çünkü bunu düşünmek insanı şey yapar yani. Acaba yapamayacak mıyım? Ya da şey de olabilir değil mi? Yani ya nasıl olsa seneye girelim bir de bakalım. Bu da olabilir. Hocam rahatlatır ve bu da sizin çalışmanıza engeller. Seneye de var mantığıyla. Peki abi Mert sen de böyle bir düşünce hiç oldun mu? Ya hocam ben hiç düşünmedim ama düşünenlerin de kazandığını pek görmedim. Onu söyleyeyim. Bu fikir akılda varsa genelde bırakıyorlar hakikaten dedikleri oluyor. Çünkü bu vazgeçiş bence. Yani bir ihtimal sürece değil. Yayıyor sanki. Diyor ki aynen. Ya bu sene şu kadar çalışsam seneye de ve ondan sonraki aynen. Sene kazanamayış bir sıkıntı da doğurabilir psikolojik olarak İki da. 2 sene üst üste. Ya biz mesela 40 gün var derken bazı arkadaşlarım 400 gün var diyordu. Hani bir sene fazla artırıyor. Böyle düşünüyordu. Hani böyle düşünenler genelde kazanamadı zaten. Bu sizi de olumsuz etkiler. Yanındaki arkadaş 400 gün falan var. Çok hayırlı. Ya en son çok süremiz kalmadı. Şunu da söyleyeyim. Bu sistem nasıl buluyorsunuz bu sınav sistemini? Şöyle yine başlayalım. Ya, eskiden biraz daha bilgiye dayalıydı ama şu an yoruma dayalı. Daha çok zor diyebilirim. Kesinlikle. Bence tek sıkıntı AYT'deki 80 soru değil de daha fazla olsa soru sayısı gayet güzel bir sınav sistemi bence. Yoruma dayalı olması daha güzel. Sorunun artırılması tabii, daha mantıklı. Çünkü soru sayısı arttıkça yanlış sayısı, daha fazla eleme sayısı artacak. O yüzden tek bence problem AYT'deki soru sayısının azlığı. Peki müfredat yoğun mu? Çalıştığınız yani çok konu var az soru şeklinde. İki seneye yayınca çok konu yok. Hani bitiyor. Eşit ağırlık için söylüyorum. Sayısı için tam bilemem ama. Eşit ağırlık için öyle bitmeyecek bir konu değil. Ben yazın bitirdim. 3 ayda 4 ayda konu bitirdim. Tabii üstüne soru çözmedim. Sadece konuları çalıştım ama bence çok da fazla değil. İsteyen adam bitiriyor. İbrahim'cim sen de alalım. Hocam klasik Türk sınav sistemine göre şu anki ben sınav sistemini açıkçası beğeniyorum. Ama Mert'in dediği gibi yine katılalım. TYT ilk geldiğinde biz 11. sınıftayken dedim ki keşke TYT LYS olsaydı. Yani soru sayısı artsaydı. Çünkü hocam edebiyatta mesela 20 soru soruyor adam. 9, 10, 11, 12. sınıf. Yani soru dağılımı, bilgilerin çokluğu tam olarak paylaştırılamıyor açıkçası. O manada 2. sınavın soru sayısının artması bence olumlu bir gelişme olur. Bunun yanında eskilerin yaptığı gibi suçu sisteme atıyorum ve Türkiye'de eğitim sisteminin yanlışlığını savunuyorum. Şöyle, ben şunu aslında görmek için sordum. Yani başarısız öğrenci zaten suçluyor sistemi. Ya işte böyle sınav olmaz olsun, son anda şey oldu vesaire. Mesela pandemi döneminde çalışan öğrenciler süre uzatıldı, şöyle bir sürü şikayet var. Aslında şikayet etmediğinde ve sen hazır olduğunda hangi sistem olursa olsun ya da ne değişiklik olursa olsun süreci yönetebiliyorsun gibi. Öyle hissediyorum yine senle. Bu konuda aynı şeyi mi düşünüyoruz? Hazırsan hangi sistem olursa olsun ne değişirse değişsin başarılı olur muyuz? Hocam dediğiniz çok doğru. Oluruz. Bana Mert, katıldığın için. Hocam Mert bir şey demişti bana pandemiden sonra. İşte 30 dakika daha eklendi dedi. ben dedim ki sen zaten iyisin yani. Arkadaki insanların sana yetişme olasılığı yok. O yüzden sana etki etmez bu. Senin için daha iyi olur. Zihnen rahatlatır seni. Yani kendinden eminsen yaparsın. Eyvallah. Ya ben o zaman 30 dakika arttığında çok üzülmüştüm dedim. Ben zaten 135 dakikada yapıyordum. Ne gerek var 30 dakikaya falan? Rakibimi arttırmayın. Sonra İbrahim'e sordum.
Onu düşününce bir şey değişmeyeceğini fark ettim. Sistem ne kadar değişir değişsin bu sıralama sistemi. Ne kadar doğru yaparsam istediğim yere giderim değil. Hepimiz aynı sınava giriyoruz. Bir sıralama olacak. Zaten yavaş yavaş sıralama dizilmeye başlıyor. Ne olursa olsun, hangi sistem olursa olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Programı kapatmadan önce son olarak bir öneri, bir ne tavsiyelerde bulunursunuz kısaca? Hemen söyle. Bence ben her günü sınav günü gibi yaşadım. Böyle yaşaması lazım insanların. Mesela sınav günü ekstra ceviz yemesinler. Yani ekstra reçel yemesinler beynim çalışsın diye. Her gün nasıl kalktılarsa, her gün saat kaçta kalkıyorlarsa ben o kadar buna kafamı takmıştım her ki. Her ekstra heyecanlı artık. Tabii ben her saat, her gün aynı saatte kalkıyordum. Her gün aynı saatte yatmaya çalışıyordum. Yatmadıysam bile ama gene de aynı sabah aynı saatte kalkıyordum. Yani sabah ekstra bir şey yiyip sınava girmiyordum. Veya ne bileyim her gün kahve içmiyorsam sınav önceki vardı. Önceki gün 8'de uyuyayım falan. Aynen öyle bir derdim yok da her günü sınav günü gibi yaşarsak sadece 720. güne uyanırız. Ben 2 yıl boyunca 720 kere sınava girdim. Ve en sonunda aynı şeye girdim. Hiç heyecanlamadım. Heyecanlanan çok kişi olmuştu mesela. Eyvallah. Tek önerebileceğim budur. Çok güzel. Hocam ben biraz kısa ve öz yapayım. Kendilerini tanısınlar. Şiir okusunlar. İşte. Aşık olsunlar. Çok güzel. Evet kesinlikle. İbrahim'cim kısaca bunları diyorsun. Süreçten bahsetmek istemiyor demek ki İbrahim şiir okudu. Ben çok bilmeyeceğim. Yani çok teşekkür ediyorum gençler. Vakit ayırdığınız için. Katıldığınız ve burada paylaşımlarda bulunduğunuz için. Aslında soracağım, söyleyeceğim çok şey daha var ama böyle 40 dakikaya sığacak şeyler değil. Gerçekten sizinle tekrardan bir arada olmak çok keyifli. Buradan arkadaşlara da özellikle hala soru atanlar var. Bitti arkadaşlar program, atmanıza gerek yok. Yine kendilerine sosyal medya üzerinden de sorularınız tabii olursa hesaplarını ekleyip oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii ki. Çok güzel hem karakter anlamında hem de başarı anlamında iki tane iyi örnekle beraberdik bu akşam. Ve hocam her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu akşam da programı bitirdik ve benim bugüne kadar yaptığım en zevkli programdı. Sizinle olmak gerçekten harikaydı. Buradan selam göndermek istediğiniz şaka bir yana ama buyurun. Son özel olarak. Ricasından dolayı Ahmet hocamı çok seviyorum. Ahmet Temel Temel. Eyvallah. Beşiktaşlı. Çok büyük Beşiktaşlıdır. Kendisine selam yolluyorum. Ahmet hocamıza selam. Aileme ve bu yolda bana destek çıkan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Eyvallah. Hocam ben de Semih'i tekrar ediyorum. Hocam bir de bir arkadaş grubu. Özellikle yazdı mı Ahmet Hoca sana da? Hani, yazdı evet. Tamam o zaman. Hocam bir arkadaş grubu selam istemişti. Galatasaray Üniversitesi VET grubuna buradan selam gönderiyorum. Eyvallah. Biz de sizin selam gönderdiğiniz her kişiyi, topluluğu kalbi olarak selamlıyoruz. Efendim bir sesli düşünce programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta saatlerimiz 18'i gösterdiğinde tekrardan buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar.